Evet, nasıl bir sonuca doğru gidiyor? Şimdi telefon hattımızda emekli Kurmay Albay Haydar Ateş var. Merhabalar efendim. Ezgi Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Ateş. Evet, şimdi John Bolton'un açıklamalarının ardından aslında kızışan bir süreç var şu anda. Ve bugün Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamalara bakacak olursak da şöyle diyor. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor diyerek tekrardan Bolton'a yine bir gönderme olarak değerlendirebiliriz. Önümüzde Membiç ve Fırat'ın doğusu var diyor. Bu Evet. operasyon olarak başlayacak çeşitli yerlerde. Bunu operasyona benzer şekilde icra edeceğiz ve buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek diyor. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu operasyon? Çok kısa bir sürede başlayacak gibi mi sizce? Şimdi Ezgi Hanım, Türkiye zaten uzun süreden beri bölgede yani terör örgütüne karşı gerek tedbirler almak üzere operasyon adına devam ediyordu. Ve Türkiye bunda kararlı. Özellikle Amerika'nın bu ziyaretini beklediğini tahmin ediyorum. Çünkü hazırlıkları çok önceden tamamlanmıştı. Fakat Amerika aslında şu anda Türkiye'ye nabız yoklamaya geldi gerçekten. Bir yol haritasıyla geldiler. Bir öneriyle gelmediler. Türkiye ne yapabilir, nereye kadar gidebilir, sabrının sınırı nedir onu ölçmek için geldiler. Çünkü Bolton zaten gelişi belliydi. Yani İsrail yanlısı bir politikacı, şiddet yanlısı bir politikacı, Şahinler denen gruba ait. Dolayısıyla Türkiye şu anda zaten bir süre önce malum top atışlarıyla bu bölgedeki, Membiç'teki terörist mevzilerine karşı bir uyarı yapmıştı bu Bolton'un ziyareti öncesinde. Bir hazırlık vardı. Sevkiyat da tamamlandı. Tabii Türkiye şu anda ilk aşamada Membiç bölgesini bir arındırmak istiyor. Tabii şu anda burada Rusya da devreye başladı. Şeyle beraber Suriye Demokratik Güçleri'yle birlikte devreye başladı. Şu anda orada devreye yapan dört unsur var. ABD, Türkiye, Rusya ve Demokratik Güçler. Orada bir karmaşa var. Oranın bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Türkiye'nin Membiç'in doğusunu temizlemesi gerekiyor. Çünkü bu hem Cerablus bölgesindeki birliklerimiz ve unsurlarımız için bir tehdit olmaya devam ediyor. Bir de Amerika'nın verdiği bir söz var. Dolayısıyla Türkiye'nin eli politik olarak da güçlü. Yani böyle bir operasyonu gerçekleştirecek güce de sahip. Ve Rusya'nın orada bulunması Amerika'yı biraz aslında geri adım atmaya zorlayabilir. Tabii Türkiye burada bir üstünlük sağlayacağını değerlendiriyor. Yani burada Türkiye eğer bir operasyon yapılacaksa ki birkaç alternatif var. Birisi Membiç bölgesi, biri Tel Abyad bölgesi, biri de Sincar bölgesi. Türkiye şu anda bu bölgede bir operasyon planlıyorsa bu politik olarak da üstünlük sağlar. Aynı zamanda alanda da düşünüldüğünde PKK terör örgütünün buradaki unsurlarına karşı ve ABD askerlerine karşı psikolojik üstünlüğü de sağlar ve kararlılığı gösterir. Tahmin ediyorum kısa süre sonra Türkiye burada bir operasyona başlayacaktır. Ben ne kadar ABD şu anda nabız yoklamaya geldi, tekrar geri dönüp bir strateji oluşturmaya başlıyorlar ama Türkiye'de zaman kaybediyor. Terör örgütü güçleniyor, çok önemli işte silah, malzeme sevkiyatı var ABD tarafından. Evet. Ve ABD'nin burada devam ediyor değil mi? Devam ediyor. Zaten devam etmeyeceğini söylemek mümkün değil. Bir de burada yani İsrail'in burada varlığı olduğu sürece ABD buradan çekilmez. Evet. Hele Bolton gibi siyasetçiler, barışmanlar, yanlısı politika güzel şahinler olduğu sürece mümkün değil ABD'nin buradan ayrılması. İsrail var olduğu sürece bunlar kalırlar. İlk aşamada Amerikan başkanı şimdi çekileceğiz dedi. Sonra işte takvim vermedim dedi. Sonra Irak'a gitti. Farklı bir açıklama yaptı. Burada çekilmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu ABD. Türkiye'yi oyalıyor. Bu bir gerçek. Ve Türkiye'yi oyaladıkça da buradaki PKK terör örgütünün yapısı güçleniyor. Eğitim veriliyor. Yeni silah teçhizat veriliyor. Politik olarak taraftar toplamaya başlıyor. Dolayısıyla ben uzun süre sürmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye kısa süre sonra Malta'da bir Membiç operasyonu yapacaktır diye değerlendiriyorum. Ve bu da başarıya ulaşacaktır. ABD artık burada geri çekilmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ha, sonraki aşamada ne olur ki? Bir sonraki aşama tahmin ediyorum Kandil'in alternatifi olarak ortaya çıkan Sincar bölgesi olabilir. Çünkü önemli bir tehdit. Yani terör örgütü şu anda
Irak ve Suriye bölgesi ki PKK örgütünün merkezi yönetimini oradan yapıyor ve oraya yakın iki tane önemli ABD üssü, 14 tane de kara üssü var. Yani 16 tane üs de şu anda ABD Suriye kuzeyinde. Bu üsleri boşaltma gibi niyeti yok. İki tane özellikle hava üssünü kesinlikle boşaltma gibi niyeti yok. Ve ağırlıklı bu 14 kara üssünde de PKK terör örgütüne eğitim veriyor açık bir şekilde. Ve yalnız da değil burada. Yani Fransa burada, Almanya burada, İsrail burada. Yani her ne kadar dikkat çekmese de ABD'den sonra bu bölgede en büyük varlık Fransız askeri gücü ve önemli ölçüde PKK'ya destek verdiği gibi Afrin'de hatırlayın böyle 400 metrelik, 500 metrelik tüneller vardı. Büyük yapılar vardı inşa edilmiş. Bunların tamamı Fransızların eseridir. Fransız firmalar tarafından yapılmıştır. Fransa da burada önemli ölçüde varlık gösteren bir ülke. Dolayısıyla Membiş bölgesine ben kararlı bir şekilde kısa süre sonra bir operasyon yapılacağını, sonuç alınacağını düşündüm. Ve ABD ve Suriye Demokratik Güçleri geri atılacaktır. Rusya da bir anda tahmin ediyorum bu aşamada Türkiye'ye destek olacaktır. Asgari politik olarak. Şimdi çekilme olacak mı, oldu mu, ne zaman olacak derken az önce son dakika bilgisi olarak ajanslara, haber merkezlerine düşen bilgiye göre şimdi ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'den çekilmeye başladığını resmen duyurdu. Şimdi çekilme derken kaç kişi gelecek, ne kadar çekilme olacak, nereye çekilecekler belli değil. Yani şumuli kapsamı dedim, belli olmayan bir çekilmeden bahsediyoruz. Yani bir asker değişimidir. Yoksa 10 bin askeri var, işte 3 tanesini gidecektir. Bunlar göstermeliktir. Yani ben hiçbir zaman ABD'nin burada bütünüyle boşaltıp çekileceği şeklinde bir karar vereceğini ve uygulayacağını değerlendirmiyorum. Malum hep geçici olarak girerler. İşte 2001'de Afganistan'a girdiler. Halen o tarihten beri 17-18 yıldır geçici olarak oradalar. 1995'te Batı Şeria'ya girdiler. Geçici mevcut dendi. 23 yıldır, 24 yıldır geçici mevcut sözde devam ediyor. Dolayısıyla ABD çekilecektir. Belki bir kısım unsurlarıyla Irak'a gönderecektir veya değişim için bazı unsurlarını geri çekecektir ama bu göstermeliktir. Dolayısıyla ABD'nin bütün askeri varlığıyla buradan çekileceğini, oradaki Suriye Demokratik Güçleri dediği gerçekte PKK terör örgütünü orada yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Eğer bunu yaptığı andan itibaren zaten bir yerde İsrail'in sorunun başlangıcı olur bu davranış. ABD de böyle bir riske girmez, İsrail'e izin vermez zaten. Evet, peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ateş. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Evet, nasıl bir sonuca doğru gidiyor? Şimdi telefon hattımızda emekli Kurmay Albay Haydar Ateş var. Merhabalar efendim. Ezgi Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Ateş. Evet şimdi John Bolton'un açıklamalarının ardından aslında kızışan bir süreç var şu anda. Ve bugün Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamalara bakacak olursak da şöyle diyor. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizde hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor diyerek tekrardan Bolton'a yine bir gönderme olarak değerlendirebiliriz. Önümüzde Membiç ve Fırat'ın doğusu var diyor. Bu operasyon olarak başlayacak çeşitli yerlerde. Bunu operasyona benzer şekilde icra edeceğiz ve buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek diyor. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu operasyon? Çok kısa bir sürede başlayacak gibi mi sizce? Şimdi Ezgi Hanım, Türkiye zaten uzun süreden beri bölgede yani terör örgütüne karşı gerek tedbirler almak üzere operasyon adına devam ediyordu. Türkiye bunda kararlı. Özellikle Amerika'nın bu ziyaretini beklediğini tahmin ediyorum. Çünkü hazırlıkları çok önceden tamamlanmıştı. Fakat Amerika aslında şu anda Türkiye'ye nabız yoklamaya geldi gerçekten. Bir yol arkasına geldiler. Bir öneriyle gelmediler. Türkiye ne yapabilir, nereye kadar gidebilir, sabrın sınırı nedir onu ölçmek için geldiler. Çünkü Bolton zaten gelişi belliydi. Yani İsrail yanlısı bir politikacı, şiddet yanlısı bir politikacı, Şahinler denen gruba ait. Dolayısıyla Türkiye şu anda zaten bir süre önce malum top atışlarıyla bu bölgedeki, Membiş'teki terörist mevzilerine karşı bir uyarı yapmıştı bu Bolton'un ziyareti öncesinde. Riyazılık vardı. Sevkiyat da tamamlandı. Tabii Türkiye şu anda ilk aşamada Membiş bölgesini
bir arındırmak istiyor. Tabii şu anda burada Rusya da devreye başladı. Şeyle beraber, Suriye Demokratik Güçleri'yle birlikte devreye başladı. Şu anda orada devre yapan 4 unsur var. ABD, Türkiye, Rusya ve Demokratik Güçler.